yarası, ömrümün yarısı, silerim değişir alnımın yazısı, silerim değişir alnımın yazısı. Bahtımın karası, dostumun acısı, sarılırım iyileşir kalbimin yarası, sarılırım iyileşir kalbimin yarası. Hadi dayan, hadi gül dayan, ekmeğini taştan, hiç korkma sihir baştan. Kar erir uluktan, gün doğar ufuktan, hiç korkma sihir baştan. Hiç korkma sihir baştan. Ortaya çıkacaksın. Senin sevgilin olduğum yalanını geri alacaksın. Ayrılmak isteyince seni öldürmek istediğim yalanını da. Suçunu kabul edeceksin. Bunu yapamam. Gidelim Selim Bey. Hiçbir yere gitmiyorum. Sizi de Eren Bey'i de götüreceğiz. Gerekirse zorla. Yani biz üçümüz düşündük ki. Hı? Madem ki gidecek bir yerin yok, biz de kalabilirsin. Sizde mi? Selim'i ikna etmek imkansızdı. Böylece tek bir seçenek kaldı önümüzde. Oğlumu aranızdan çekip çıkarmak. Gidip üst düzey bir yetkiliyle anlaştım. Oğluma dokunulmayacağı garantisi aldım. Ve sizi ben ihbar ettim. Böyle bir şey bir insan yapamaz. Bunu sormadın mı kendime sanıyorsun? Yaşamayı hak ediyor muyum diye. Affedin beni. Hayır! Yapma! Buna gerek yok. Hiçbir şey geri getirmez. Ben yürürken bir şeyler demiştim. Söyledim. Ama ne yapacağım, ne edeceğim bilmiyorum ki. Daha gençken girmişim hapse. O zaman neden bir insana sevgi duymak kötü olsun? Yerine göre değişir. Değişmez Gülizar. Sevmek sevmektir. İyi bir duygudur. Onu kötü diye yargılayamazsın. Suç mu? Biriyle parkta oturmak suç mu? Hem bunun kızımı almamla ne ilgisi var? Ne zaman bir anne gibi yaşarsan ancak o zaman görürsün kızını. Ama kızımı... Tabii ki o da kendine yeni bir yuva kuracak. Kızımı istiyorum. Bir erkeği sevecek. Sana karışma demiştim. Bekleyin, Zeynep'i getireceğim. Allah kahretsin. Mücevherleri unut. Her gün başıma başka bir bela açtın. Hayatım alt üst oldu. Kendimi tanıyamaz oldum. Aynaya her baktığımda bu ben miyim diyorum. Burada dur demenin zamanı artık geldi, hatta çoktan geçti bile, anladın mı? Gülizar senin yüzünden her şeyini kaybetti. Eşini, evini, en önemlisi kızını. İyi günler. Böyle olacağını nereden bilebilirdim? Ama artık biliyorsun. Bildiğin halde bilmezden gelmek. İşte asıl alçaklık bu. Ben kötü bir insan değilim. Bunu kendine kanıtla. Cesur ol. Siz durun. Ay, ben icabına bakarım. Kim o? Cumhur? Benim Cihan. Cihan? Abla ben... çok zor durumdayım. Çok zor. Çok kötü bir şey yaptım. Çok pişmanım. Biliyorum, belki buraya hiç gelmemeliydim ama gidecek başka bir yerim de yoktu. Ah, ne güzel. Nasıl olsa ablam pisliğini
Ayfer lütfen. Kavga mı ettin? Okulla ilgili bir şey mi? Zuhal diye bir kız. Aklıma girdi, çok kolay olacak dedi. Bilseydim ben... Neyi bilseydin? Neden bahsediyorsun Cihan? Bunlar... Cihan bunlar... Yoksa çaldın mı? Bildiğin halde bilmezden gelmek. Asıl alçaklık mı? Ben kötü bir insan değilim. Bunu kendine kanıtla. Cesur ol. Kendinle yüzleş. Çok zor durumdaydım. Zuhal'in dolandırdığı adamları evim bastı. Parayı bulmak için son çarem. Kes sesini. İyi yine paçayı sıyırmışsın. Bir yakalansaydın yanardım valla. Ne yapacağız şimdi? Etliği pisliği temizleyecek. Hepsini götürüp evin bahçesine atar olur biter. O kadar kolay değil. Niye? Çalarken kolaydı. Hani pişmandın? Evde kamera var. Ne? Kamera mı? Nerede var? Bahçede iki tane gördüm. İçeride var mıydı bilmiyorum. Niye girdiniz ulan o zaman? Ben bilmiyordum ki. O kız beni kandırdı. Çalınları fark ettilerse kasede bakacaklar. Beni tanırlar çünkü kamerayı gördüm. Bittim ben. Mahvoldum. Çok pişmanım, çok. Rahatsız ettim bu saatte. Kimsiniz? Ben Yavuz. Yavuz Yünel. Çok düşündüm. Konuşmak istiyorum. Gürüz'e rahatlayacağım. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Anam bile bana böyle bakamazdı herhalde. Daha neler? Ne yaptım ki? Ben hayata bağladım. Yaşamam için bir sebep var artık. Gör bak. Bundan sonrası hep daha iyi olacak. Hı. Hayırdır? Bir mesele mi vardı? Hı. Aile arasında olur bazen. Ne oldu ki? Ben de bir gideyim yanlarına. Bir bakayım ne konuşuyorlar. En doğrusu bu. Mesele birkaç güne kalmaz ortaya çıkar. Yurt dışına kaçsa? Aman, ben de saçmalıyorum. Kaçmakla olmaz. Hem nereye kaçacak ki? Dört duvara girmeni hiç istemem Cihan. En doğrusu çaldıklarını yerine bırakmak. Tamam ama ellerinde görüntüm var. Ya izlerlerse? Ah, kasetleri de almak lazım. Nasıl? Eve nasıl girdiyse öyle. Eve anahtarla girdim. Ne? Aa, anahtarla mı? Anahtarı nereden buldun? Uzun mesele. Ne güzel işte. Anahtar da var. Anahtarları orada düşürmüşüm. Buyurun. Aferin sana. Çocuk ne bilsin eve tekrar gireceğini? Ya aniden kaçmak zorunda kalınca. Çabuk olmalıyız. Bir yolu olmalı. Aslında bir yolu var. Cumhur. Cumhur mu? Hı. Bu nasıl iştir? Olayla bir ilgimiz yok. Babam doğru der. Ne oradaydık ne silah bizimdir.
Tamam da niye çırtıttılar bizi? Suçumuz olsa anlayacağız. Haksız bir şey ama siz de kızın peşinde dolanmışsınız. Kız bizim kızımız. Ne olmuş yani? Aslında sizi suçlu gösterecek hiçbir delil yok ortada. Siz hazırlığınızı yapın. İki güne kalmaz çıkartacağım sizi. Bak avukat bey, iyi değilsin ama bizi oyalıyorsan eğer... Bakın, sizinki %100 haksız bir olay. Daha önce de böyle vakalar oldu. Sizden vekaleti aldım mı, bir itiraz dilekçesine kalır iş. Ayfer ya bir şey olursa? Bir şey olmaz, kedi bu. Başka bir yol buluruz. Yok başka yolu. Kendini tehlikeye atma. Bak zaten şartlı tahliye oldun. Evde kimse yokmuş işte. Vazgeç Ayfer. Ayfer! Cumhur! Ya ben de tam size geliyordum. Biz de sana geliyorduk. Anlatacaklarım var. Bırak şimdi. Ya sizi ilgilendiren bir mesele ya, çok önemli. Bizim mesele daha önemli. Ya bir dinle Ayfer. Bir sus Cumhur. Ya ama. Tamam tamam, bırak söylesin. İyi, neymiş? Dinle. Gülizar meselesi, o adam. Ha? Hani şu Polonezköy'de oturan. Yavuz mu? Ha, o adam. Biz seninle onun yanına gittik. Oraya mı gittiniz? Hı-hı. Ne işiniz vardı orada be? Ya boş verin, bir müjdem var. Müjde mi? Hı hı. Ya sen ne geveliyorsun Allah aşkına? Ya adam gerçekleri söylemeye yanaştı. Ne? Yanaştı mı? Ha. Doğru mu? Evet. Anlatacak mı şimdi? Selim'le buluşup savcıya gidecekler. Aman Allah'ım. Mucize gibi. İnanamıyorum. Sonunda herkes gerçekleri öğrenecek. En doğrusunu yaptın. En doğrusu. Buyurun. Ben gidiyorum. Tamam. Abla, çok sevindim. Tamam tamam, ben anlatırım. Hoşça kal. İnanmıyorum. Bak sen şu işe. Ne oldu Kiraz? Gülizar abla. Nereden aramış? Gittiler, kayboldular. Ah, bunca sene sonra. Kiraz nerede? Sonunda. Gülizar ablam sonunda aklanıyor. Aklanıyor mu? Nasıl? Gülizar ablam boşu boşuna yatmış cezaevinde. Artık gerçekler ortaya çıkacak. Nasıl yani? O yaraladığı adam her şeyi itiraf edecekmiş. Savcıya gidip olanları anlatacakmış. Ay, kendini savunduğu ortaya çıktı. Oh, bugün nerede gördük ya. Ah. Hadi çabuk çantam. Heh, işte orada. İçeride, şimdi girdi. Siz niye karıştınız ki bu işe? Ya başınıza bir şey gelseydi? İşe yaramadı mı, sen ona bak. Yine de benim için. Sağ olun. Cumhur, sen sahiden değiştin herhalde. Tabii ki Ayfer. Sen beni bir tanısan, ben kesinlikle haksızlığa gelemem. Ayfer, şu söylediğin iş neydi? Burada olmaz, dışarıda anlatırım. Ya. Şey, biz bir hava alalım olur mu? Ne anlatacak acaba? Merak etme, her şey yoluna girecek. Adam kendi isteğiyle geldi. Gel, şurada bekleyelim. Kadın cezası neyse çekmiş. Siz neyi itiraf edeceksiniz anlamadım. Gülizar yanımda çalışıyordu. Ona karşı bir ilgim vardı. Zamanla... Evet. Bir karşılık göremeyince zorla sahip olmaya kalktım. Kendimden utanıyorum. Evli bir kadına tecavüze yeltendim. Peki siz niye yargılanmadınız? Dostumdu dedim. Bana şantaj yaptı, para istedi dedim. Kabul etmeyince beni bıçakladı diye ifade verdim. Yalancı şahitler ayarladım. Şimdi bu ifadeyi kendi iradenizle mi veriyorsunuz? Yani sizi zorlayan olmadı mı? Hayır, olmadı. Bunun bir suç olduğunu biliyorsunuz değil mi? Yıllarca vicdan azabıyla yaşamaktansa cezamı çekmeye razıyım efendim. Saçmalama Ayfer. Sen benden ne istediğin farkında mısın? Ya sen kurduğun önüne kuzuyu koy, sonra geri al. Eziyet bu be. Hiç uzatma. Ne diyorsun? Olmaz. Hayatta olmaz. Ben, namı diğer kedi Cumhur, çalınmış malı götürüp geri yerine koyacağım ha. Hıyar mıyım ben ya? Ya bu durum farklı Cumhur. Hapse girebilir. Evde kamera varmış diyorum. Tamam. Yerine sahte mücevher koyalım. Saçmalama. Ben tövbeliyim. Malları koyup kasetleri alacağız.
Bu işi bu memlekette senden daha iyi kimse yapamaz. Orası öyle. Evet Allah yeri geldiğinde kaşıkçı elmasını bile... Adam bu iş olmaz. Terbiyesiz herif. Bir de Türk polisine hakaret ediyor. Kaptığım gibi getirdim savcılığa. Prensiplerime aykırı Ayfer, ısrar etme. Ben de değiştiğini sanmıştım. Yürü git gözümü yormasın. Ya Ayfer dur bir dakika ya. Ayfer. Kasetleri alsak. Of. Adam çıktıktan sonra savcıyla konuş. Mahkeme bilmeli. Beni affet Gülzar. Pişmanım. Savcı Bey'le görüşebilir miyim? Ne görüşeceksiniz? O meseleyle ilgili. Buyurun gelin. Buyurun. Mesele nedir? Adım Gülizar. Biraz önce giden adam bahsetmiştir. Sizi dinliyorum. Ya Ayfer. Sus Cumhur. Ya bir düşün Ayfer. Kes. O kadar mücevher. Mücevher mi? Nasıl çalmışlar? Çalmışlar mı? Kim çalmış? Var mısın yok musun Cumhur? Ya, tamam ya tamam. Yüreğim kan ağlasa da yapacağım. Buyurursa kolay gelsin. Ne oldu? Ne olacak? Adam her şeyi birbirine anlatmış. Dilimiz damağımız kurudu Ayfer. Bir çay koy da yorgunluğumuz gitsin. Aa, hayret. İlk defa işe yarar bir şey söyledi. Aman Ayfer başlama yine. Abla ben nasıl derim bilmiyorum. Sana inanmadım diye kızgın mısın bana? Benimki de sır ya. Kızgınsın tabii. Böyle bir eşekliğe kim kızmaz? Kendimi affettirmem için ne yapmam lazım? Abla lütfen söyle. Sarıl bana. Sarıl. Yeter canım. Sadece sarıl. Kapıya bakar mısın canım? Hı-hı. Merhaba, buyurun. Önemli bir konuda Cezmi'yle görüşmem lazım. Kimmiş Hülya? Ah, sen miydin Şener? Girsene içeri. Çok önemli bir gelişme oldu Cezmi. Tamam işte canım, çay içerken konuşuruz, gel. Buyurun lütfen. Ofise gitmeden önce sizinle konuşayım dedim. Hiç oturmayayım. Teşekkür ederim. Canım geç. Velayet meselesiyle mi ilgili? O iş tamam canım. Uzmanlar geldi. Evi gördüler. Bizi tanıdılar. O mesele değil. Başka bir şey. Ne oldu? Gülizar suçsuz yere hapis yatmış. Ne olmuş? Bunu yıllardır söylüyor zaten. Gülizar değil canım, bıçakladı adam ifade vermiş. Ne dedin? İfade mi vermiş? Suçunu itiraf etmiş. Tanıklar yalan ifade vermişler. Kadıncağız 10 yıl hapis yatmış. Hepsi iftiraymış. Yani Gülizar suçsuz muymuş? Hı-hı. Söyledikleri doğru muymuş? Ne yorucu bir gün. Öyle. Meselenin biri bitiyor biri başlıyor valla. Şu mahkeme bir bitseydi. Hem Cihan da... Ya Cihan meselesi artık benim sorunum. Halletmeden çıkmam karşınıza.
Ya yapmak zorunda değilsiniz. Gerçekten başka türlü... Aa, delikanlı. Biz yarın gidip meseleyi kökünden çözeriz, sen merak etme. Nereye gidiyorsunuz baba, beni de götürsenize. Olmaz oğlum, tehlikeli bir iş. Tehlikeli mi? Beni de götürün ya, beni de lütfen. Aa, beni de götürün ya. Şşş. Ya beni de. Ya beni ya de götürün ya. Ya. Ya beni de götürün. Çok ayıp. Ya bana ne? Şşt. Can, hadi bakayım yatağına. Çabuk. Ben de biraz hava alayım. Sen nereye? Oğluma iyi geceler öpücüğü vermeyeyim mi? Canım. İyi geceler anne. İyi geceler Can. İyi geceler baba. Oh be, ne güzel. Keşke her gece böyle hem anneme hem babama öpsem. Ben gidiyorum Can. Yalnız yatağımda uyuyabilirsem uyurum artık. İyi geceler. İyi geceler baba. Bir şey ister misin? Otur, yalnız yüzünü göreyim yeter. Korkum var hala. Ay, ne korkuyorsun? Ne olacak? Daha ne gelebilir ki başımıza? Yine de gidelim buralardan. Hı? En doğrusu bu. Gidelim mi? Birkaç gün kalmaz iyileşir. Sonra ne olacak? Burada kalamam, ayıp olur. Köye hiç dönemem. Gidelim. Sen, ben, nereye istersen. Kasabaya, istersen deniz kenarına. Çalışırız. Kimseye muhtaç olmadan yaşarız. Gülzar ablam, Ayfer, Can, onlar ne olacak? İstediğin zaman gelir görürsün. Hı, onları bırakıp gidemem. Burada da kalamazsın. Bir gün mutlaka çıkacaklar içeriden. Korkutma beni Sidar. Hiç sıkıntım yokken korkutma. Şimdi değil, sonra düşünmek istiyorum. Abi, sigaran var mı abi? Abi, ben buna takılayım yine. Hiç hata yaptın mı? Yapmaz olur muyum abi? Yapmasam burada bu saatte ne işim var? Ne yaptın? Büyük müydün? Öyle bir hata yaptım ki diyetini böyle ödeyeceğim. Her hatanın diyeti olur mu? Olmaz olur mu abi? Hatan ne kadar büyük, acıların da o kadar büyük. İçinden çıkması uzun zaman alır. Belki de hiç çıkmaz. Ya sen, senin hatan ne? Sonra seni hiç bırakmam. Beni dövsen de, yönden kovsan da bırakmam. Niye yapayım Cihan? Yapmak için o kadar çok nedenim var ki abla. Unuttum bile ben onları. Artık hayatımın bir parçasısın. İstersen burada kal. İstersen birlikte tutarız. Hani daha önce demiştim ya, Zeynep'i de alırız. Seni hiç üzmem. Üzülmene de izin vermem. Boş ver bunları. Hadi içeri girelim. Artık aşk, gençlikteki gibi her vakit kapıyı çalmaz üstad. Sanki bu duyguyu ilk kez yaşıyorum gibi. Bu işin tecrübesi olmuyor herhalde.
İşte bu hocam, aşk hiç ertelemeye gelmez. Hem o kadar kredimiz kalmadı artık. Yolun yarısını geçeli bayağı oldu. Ne ama yok. Ben şimdi 20 yaşındayım. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Hayatına enerji geldi, tat geldi değil mi? Hadi doldur da muhabbeti tatlandıralım. Neydi o aşka karşı tavrımız anlamıyorum. Yok efendim, mücadelenin önüne geçiyormuş. Geçsin. Bu benim tanıdığım Eren'le. Sen de değişmişsin anlaşılan. Öz eleştirini ver bakayım. Yıllar sonra anladım ki aşk da bir devrimdir. Kitaplarda okuyarak aşk yaşanmıyor. Aşkını doya doya yaşamamış bir birey devrim evrim yapamaz. Yapsa bile eksik kalır. Sosu olmaz. Aşkına sahip çık dostum. O bir kuş. Şimdi senin yüreğine konur. Bakmazsan uçar gider. Konuş şairim, konuş. Meramıma tercüman ol. Nerede kaldın Cezmi? İçmişsin sen. Hiç böyle yapmazdın Cezmi. Ben... bir adamım. Yapma Cezmi. Ben bunu Gülizar'a nasıl yaptım? Canım, daha çok sevdiğim insana inanmadım. Başkalarının sözüne inandım. Ona iftira ettim. Gülizar. Burası mı? Burası. Ya siz de benim için... Ne olacak canım? Ya çocuk oyuncağı. 2 dakikada girerim içeri. Hadi git sen. Ortalarda dolaşma. Anladınız değil mi odaların yerini? Ya avcumun içi gibi. Kasetleri de almak lazım. Merak etme. Her şeyi halledeceğiz. Sağ olun. Gerçekten çok sağ olun. Hadi hadi. Cezmi? Ne oldu? Mahkeme olacak diye tehdit etmeye mi geldin? O mesele değil. Zeynep için geri adım atmak mı istiyorsun? Gülizar. Ben öğrendim. O adam anlatmış her şeyi. Duydun demek. Adama da inanmazsın belki. Of Gülizar. Biliyorum, söyleyeceklerim bütün olanları geri getirmeyecek. Çektiklerini unutturmayacak. Ama yine de içimdekileri söylemek istiyorum. Gülizar, ben çok pişmanım. Pişman ha? Ama o mahkemede adamın tanıkları öyle konuşunca hakim bile inanmadı mı? Ben de inandım. Gerçekleri bilseydim. Haklısın, bunlar mazeret değil. Gülizar, affedebilecek misin beni? Affetmek mi? Bu velet çıkmadı dışarı. Ne yapacağız çıkmazsa? Evdeyken yapacağız. Nasıl? İş başa düştü. Yürü. Heh. Bu işimi görür. Kapıda adamı uyanacağım. Sen arkadan gir, bir şey bitir. Tamam. Hop hop. Bak Cumhur, bir halt yersen acısını çıkartırım, haberin olsun. Olur mu Ayfer? Söz verdim bir kere. Tamam.
Tamam tamam. Elini çabuk tut. Hadi. Hanımefendi bırakın şimdi köpeği. Niçin geldiniz? Ay tamamen unutmuşum. Anket yapıyorum. Ay merak etmeyin çok kısa. Vaktim yok. Mutluyum. Neden mutluyum? Saatlerce onu mu anlatayım? Ay, çok merak ettim. Ay anlatın anlatın. Benim vaktim var. Benim yok. Lütfen. Bakın. Bu anketi yapmak için işten yapmak lazım. Sağ olun. Evlat hırsı gibi ya. Mutlu musunuz? Mutluyum demiştim ya. Ne biçim? Böyle sorun mu? Vaktim yok. Size iyi günler. İyi misiniz? Şu sırtıma şöyle bir vursana. Burası mı? Ha, burası. Ha. Nerede lan bu kasetler? Burası değil mi? Tamam. İyi misiniz? Geçti abimiz. Ay, nereye kaçıyorsun delikanlı? Oğlum ocağına düştüm. Bilgisayara kaydedilen görüntü nasıl alınır? Çabuk söyle. Ben ne bileyim ne problem var ya. Ben de işteyim oğlum. Ulan bir işimiz düştü be. Haddesin be. Buyur. Evde kimse var mı? Niye sordun? Ay ne bileyim. Belki bir kahve içeriz. Koleksiyonun varsa onu falan gösterirsin. Ayfer ne yapıyorsun ya? Yok lan sana demedim ya. Ha ne diyordun? Ne demek format? Hepsi silinecek mi? Bütün kayıtlar. Aslansın be oğlum. Bırakınlar benden. Ne yapıyorsunuz lütfen? Ben hiç reddedilmemiştim bugüne kadar. Ama sen... Yeter artık, bela mısın? Nesin? Hani çıkaracaktı bize avukat? Ha deyince olmaz ki baba. Evrak gelecek, gidecek. Avukat işini bilir. Merak etme çıkacağız. Eli kulağındadır. Köyden çıkarken kızgınlığım vardı da burada durdukça daha da büyüdü. Cihan, gel bak seni kimle tanıştıracağım. Selim Bey, Cihan kardeşim. Memnun oldum delikanlı. Ben de. Selim'le birlikte iş yapıyoruz. İş? O yapıyor, biz satıyoruz. Müthiş ikili geri döndü. Cumhur, çıkar aklındaki huzurlukları. Hayır ya, onu demek istemedim. Artık biz huzur bozan değil, huzur veren bir ikiliyiz. Nasıl oluyor? Şöyle ki, adaleti sağlıyoruz. Robin Hood misali. Darda olanların yanındayız. Ay aman hadi tamam, geç. Gülizar, ah geldiler. Arama, o iş bitti. Tamam mı? Hallettiniz mi? Kaçar mı? Ya kasetler? Kaset falan yok. Nasıl yok? Alamadınız mı? Bilgisayar vardı. Bende bir bilgisayar dahisi olarak tüm görüntüleri sildim. Oh. Eyvallah. Ayfer. Siz olmasanız. Bugünler için varız. Sağ ol Cumhur.
Lafı mı olur? Neler oluyor? Neden bu kadar sevindiniz? Anlatırız sonra. Borçlar mı geldi aklına? Üzülme Cihan. O meseleyi de hallederiz. Kusura bakmayın. İstemeden kulak misafiri oldum. Ben o parayı öderim. Ne? Nasıl olur canım? Yani o kadar paranız var mı? Sen bizim çamurcuyu bilmiyorsun. Olmaz. Kabul edemeyiz. Canım, borç olarak. Yoksa ben de öyle babamın hayrına kimseye para vermem. O parayı sonra nasıl öderim ki? Kazandıkça ödersin. Bir çalışma takvimi çıkarırız sana. Zamanla birikir. Şu an bir işim yok. Ararsın. Bulamazsan sana da bir tezgah açarım. Beni malları satarsın. Tamam Gülzar. Adam borç olarak veriyor işte. Ne var bunda? Bu sorunu da hallettik mi yani? Hallettik, hallettik. Hadi. Aslansın be çamurcu. Sadık Toprak. Reşit Toprak. Ziyaretçi mi? Tahliyeniz geldi. Tahliye mi dedin? Bu kadar çabuk mu? Ben dedim değil mi? Gördün mü avukatı? Hadi geçmiş olsun. Ne zaman çıkıyoruz? Hemen. Düşünmüşsündür herhalde. Üstünden bu kadar zaman geçti. Neyi? Yapma Gülüzer, hani konuşmuştuk. Bir insanı sevmek kötü mü değil mi diye. Söz vermiştin, düşünecektin. Düşündüm. Haklısın, fazla kızmışım sana. Bu kadar mı? Bu kadar, sorun bu değil miydi? Yani olumlu mu bakıyorsun? Öyle bir şey demedim ben. Ama kötü değil dedin. Evet ama sen... Garip birisin. Garip mi? Bir sürü yer gezmişsin. Birçok insan tanımışsın. Yaptığın meslek, okuduğun okul. Bana göre farklısın. Bu güzel bir şey yaşamamıza engel mi? Emin değilim. Kim bilir kaç kadın girdi hayatına. Kaç kadın aynı şeyleri söyledi. Benim çapkın biri olduğumu düşünüyorsun. Ne yalan söyleyeyim. Öyle bir düşünce oluştu bende. Yani sence ben her kadın aynı şeyleri mi söylüyorum? Nereden bilebilirim ki öyle olmadığını? Güvenmiyorsun bana. Acaba tek miyim diye soruyorsun kendi kendine. Önemli miyim? Özel olup olmadığını merak ediyorsun değil mi? Her kadın merak eder. Bir erkek ona sevgisini söylese bile mi? Kalk, gidiyoruz. Nereye Selim? Hadi. Sözünün eriymişsin avukat bey, sağ olasın. Bir daha işiniz düşmesin de, iyi günler. Nereye gidiyoruz baba? Nereye olacak? Kiralın kaldı da eve. Nasıl kaçak doğumuzu bilmiyorlar. Gel. Niye geldik buraya? Bir şey ispatlayacağım. Niye? Görünce anlarsın. Burada göster. Güvenmiyorsun bana öyle mi? Tamam, bekle orada. Demek özel olup olmadığını merak ediyorsun ha? Bu kaç gecede yapıldı biliyor musun? Kaç gece uyumadan. Ama dur, daha yetmez. Gel. Bak şuna. Bunu sana bakarak yapmak isterdim. Gerçi yüzünün her kıvırma aklımdaydı. Burnun, gözlerin, saçların. Selim. Bir dakika, bitmedi.
da sensin. Bu da sensin. Bu da. Bu da. Başka bir kadın görüyor musun ha? Başka bir yüz var mı aralarında? Herkese yapılan bir şey mi bu? Bir düşün bakalım. Bana haksızlık edip etmediğini bir düşün. Siz kadınları hep karşıdan bekliyorsunuz. Peşinizden koşturuyorsunuz. Aşkınızı gizliyor ve ilk bize söyletiyorsunuz. Haksızlık değil mi bu? Ufak bir hamlede bulunmak bu kadar mı zor? Her insan duygularını ortaya koymalı. Seviyorsa göstermeli. Gerekirse anlatmalı açık açık. Sen de duygularını ortaya koy Gülizar. Sen de söyle. Hissettiklerini söyle. Bu çok yanlış. Yanlış olan ne? Yapamam. Ben hala evliyim. Sadece kağıtla evlisin. Bu adamı sevmiyorsun. Gördüm Gülizar. İçinden gelenleri gözlerinde gördüm. Bütün engeller kalkmalı. Mahkeme bitse engeller kalksa olacak mı? Sadece bu değil. Ne peki? Seni durduran ne? Sonuçta ben bir anneyim. Bir çocuğum var. Her durumda sever insan. Aşkın koşulu olur mu? Zamanı olur mu? Üzerime gelme. Bu kadarını kaldıracak insan değilim. Değilim. Gitmeliyim. Gülizar! Getirdin mi? Para tamam mı? Tamam olmasa burada işimiz ne? Silah temiz mi? Rahat olun. Günah yoktur. Sadece sinirlerim boşaldı. Şöyle otur bakayım. Tamam. Ağla hadi. Abla biraz daha iyi misin? Bilmiyorum. Ben aşık olmak istemiyorum. Aşık mı? Ne aşkı Gülizar? Çamurcu mu? Ben kendimi güçlü zannederdim. Bu kadar zayıf olduğumu bilmezdim. Aa, niye? Aşk zayıflık mı? İnsan kontrolü kaybediyorsa istemediği şeyler yapıyorsa zayıflık değil mi? Aşk hayatın tuzu biberi mi? Ondan korkacak ne var? İnsanın düzenini bozuyor. Düzenini mi bozuyor? Ay bozsun. Yeniden düzen kurarsın. Sil baştan. Nasıl kuracak? Ya sonsuza kadar birlikte yaşayacak değiliz herhalde. Hayırlı kısmetleriniz çıkarsa sizi vereceğim. Artık çamurcu mu olur, heykelci mi olur, yoksa köylü mü olur, şehirli mi olur bilemem. Belki kiraz da uçup gidecek. Yok canım, ben gitmem. Gidersin. Zamanı geldi mi gidersin. Zamanı gelmedi mi? Belki bir gün. Ne? Dedin ya gideriz buralardan diye. Gider miyiz gerçekten? Ne zaman? Bilmem. Bir zaman. Ama şimdi değil, sadece onu biliyorum. Anlattım her şeyi. Döktüm içimi. Ne diyor? Sanki yüreğinin üstünde bir ağırlık var gibi. Kendini tutuyor diyeceğim ama. Onun için de kolay değil Selim. Onca yaşadıklarından sonra coşkun bir maktuba akamaz tabii. Zor Eren. Çok zor. Bu iş nereye gider bilmiyorum. Kim?
buraya geri gelmiş. Baba nerede can? Bilmem, gelecekti ama. Ne oldu Sidaş? Yok, önemli bir şey değil. Gelmiş, gelmişti. Nasıl kaçıracağız? Dolu adam. Elbet bir an yalnız kalacak. Bu iş benim boynumun borcudur artık. Dönüş yok. Bugün bir an bulduğumuzda... Sidaş, istersen ben... İyiyim, iyiyim, meraklanma. Yok, ben enesi gitmeyeyim. Olmaz, gideceksin. Hadi bekletme. Hı, Cihan. Hadi. Gel baba. Daha dikkatli olmalıyız baba. Elimize özümüze bulaştırma. Aceleye gerek yoktur. Hadi Kiraz, geç kalıyoruz. Hadi. Aa, anne bak! Babamlar! Bunlar nereden çıktı? Düğün falan vardır belki. Bir ses seda yok ama. Satıcının elinden kaçmıştır. Can dur! Can dikkat et, uçurmasın seni! Bir şey mi yazıyor orada? Benimle evlenir misin? Bu ne be? Aman, kim bilir hangi zevziymiş. Cumhur? Benimle evlenir misin Ayfer? Nereden çıktı şimdi bu? Yaşa baba! Gözlerimin ışığı. Annelerin sultanı, varlığımın tek nedeni, evet de, yalvarıyorum. Evet de anne, evet de. Kim olur mu maymun? Derin ya. Allah'a yaklaşma Reşit, ne olur ne olmaz. Ey yüce kadın, hı? İzin ver, ömrümün sonuna kadar hizmetkarınız olayım. Kapınıza kulunuz olayım. Ha? Cumhur, ne yapıyorsun? Ya her istediğini yaparım Ayfer, iş bulacağım, söz veriyorum. Evimin erkeği olacağım, kahve yok. Bir hane yok, yemin ederim. İyi, yeter ki evet de, ne olur. Kalk be, bir gören olacak. Olsun, ya herkes görsün aşkımızı. Davullar bizim için çalsın. Ben sana aşığım Ayfer. Anla artık ya, ya sensiz yaşayamam ben Ayfer. Ayağa kalk. Kabul ediyor musun? Anne hadi kabul et. Sen kırışacaksın. Kalk dedim, Cumhur. Cevabımı almadan kalkma. Pes etmek yok baba. Uzatma Ayfer, evlerin gitsin işte. Ha, olur, çift nikah yaparız. Sırası mı şimdi? Yani demek sırası olsa... Düğünü de bahçede yaparız. Gülizar, sen ne söylediğinin farkında mısın? Cumhur mu, Cumhur? Hem öyle birdenbire. Bu işler hemen olmaz Cumhur. Biraz zaman tanıma lazım. Tamam, istediği zaman olsun. Ha? Ne diyorsun Ayfer? Değerlendireceğim Cumhur Bey. Ne demek değerlendireceğim? Ay uzatma! Oyalama bizi! Mahkemeye gidiyoruz biz, hadi! Ne mahkemesi? Velayet meselesi. Balonlar ne olacak? Al! Allah! Kocaman olmuşsun kız. Niye hiç gelmedin? İşlerim vardı. Artık daha sık görüşürüz dayıcığım. Oh, hep bir arada olacağız değil mi kızım? Bizimle kalmak ister misin Zeynep? Şimdi Zeynep'i yormayalım dayısı. Hadi kızım, babanın yanına git. Gel bakayım. Oh. Kaç saat oldu ya? Merak etme ablacığım, beklediğimize değecek. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik Rüzgar. Hepsi bitecek, dayan. Ayfer. Mahkeme çok uzun sürmez değil mi? Niye sordun? Sidar,
Aklım onda kaldı da. Ne zaman biteceği belli olmaz Kiraz. Sen git en iyisi. Ya yalnız bırakmamak lazım. Abla, alınmasın değil mi? O nasıl söz Kiraz? Hiç tasalanma. Zeynep'i alacağız. Onunla geleceksin eve. Yalnız gidebilir misin? Giderim giderim. İstersen ben bırakabilirim. Gerek yok gerek yok. Ben minibüse biner giderim. Hadi. Cezmi ve Gülizar Akgüngör, avukat Şener Ercan. Hadi abla. Gidelim. Uzmanların değerlendirme raporu mahkememizce incelendi. Onlar niye yüksekte oturuyor baba? Onlar hakim oğlum. Hakim bey. Buyurun. Efendim, üzerime atılan iftiranın asılsız olduğu ortaya çıktı. Belki mahkemeye bilgi verilmiştir. Evet. Haksız yere mağdur edildiğim ortada. Yıllarca kızımdan ayrı kaldığımı değerlendirirseniz bu durumda velayetini bana verilmesini tekrar talep ediyorum. Sizi anlıyorum Gülizar Hanım. Tabii ki bu durumu değerlendireceğiz. Sayın Hakim, kuşkusuz Gülizar Hanım'ın mağduriyeti ortada. Ancak çocuk için babasının koşullarının daha uygun olduğu raporlarla sabit. Artık bu son mahkeme. Hepsi dikkate alınacak. Bir de küçük yavrumuzu dinleyelim. Senin adın ne tatlı kızım? Zeynep. Söyle bakayım. Annenin yanında mı daha çok oyun oynamayı seviyorsun, yoksa babanın yanında mı? Tamam yavrum, tamam. Sorumu geri aldım. Buyurun. Söz istiyorum hakim bey. Daha söylenecek ne kaldı Cezmi bey? Kararı açıklayacağız. Ben kızımın hafta sonu bir yerde, diğer günler başka bir yerde olmasını istemiyorum. Olur mu öyle şey? Hep sizin yanınızda kalacak değil ya. Öyle demek istemedim efendim. E ne demek istediniz? Kızım bu şekilde çok mutsuz oluyor. Doğrusu Zeynep'in annesi ve babasıyla birlikte aynı çatı altında yaşaması gerekir. Yani? Ben boşanma talebimden vazgeçiyorum. Görülen lüzum üzerine mahkemenin 15 Eylül 2004 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir. Bu süre zarfında çocuğun daha önce alınan karar doğrultusunda annesiyle görüştürülmesine karar verilmiştir. Buraya açıklayabilirim. Açıkladım işte, yetmedi mi? Sen var ya, Gülizar, belki yeniden. Gülizar! Gülizar! Ya dur! Nereye gidiyorsun? Ya buna mı üzülüyorsun? Bir an önce kızıma kavuşmak istiyorum Ayfer. Kavuşacaksın, merak etme. Bitmeliydi, boşanmalıydık. Zeynep için, kendim için en doğrusu buydu. Bir dahaki mahkemede biter bu iş. Aylarca yine aynı izleyin. Bu evlilik benim yeni hayatımda bir engel. Bu engel artık kalkmalı Ayfer. Kalkmalı! Neden elbiselerini topluyor?
Hadi oradan da biraz dinlen Zeynep. Hülya ne yapıyorsun? Seni anlıyorum. Bana kızgınsın ama... Sen tercihini yaptın. Gülizar'ı öylece mahkemede görünce... birdenbire kendimi kötü hissettim. Ona çok haksızlık ettiğimi anladım. Ama bu seni sevmediğim anlamına gelmez. Bağır, çağır, bir şey söyle. Söylenecek ne kaldı? Ne oldu? Gitmem gerek Zeynep. Nereye? Uzak bir yere. Ne zaman geleceksin? Seni görmeye geleceğim mutlaka. Ama... Zeynep, bunu yapmak zorundayım. Ne olur anla beni, tamam mı? Tamam. Erken yat. Çok televizyon seyretme. Yemeklerini ye. Söz mü? Ama sen... Söz mü Zeynep? Söz, tamam. Zeynep annesinin yanında kalmadı. Sen ona bakamazsın. Bir anda her şeyi silip atamazsın Hülya. Sadece sen yapabilirsin değil mi? Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. Ama buraya ait olmadığını biliyorum. Beni bırakamazsın Hülya. Bırak oğlumu Cezmi. Sana ihtiyacım var. Hayatında hep bir kurban olmak zorunda mı? Yapmayacaktın Kiraz, boynayacaktın kaderini. Ağlarını ezip geçmeyecektin. Dile düşürdün bizi, yüzümüze kara çaldın. O kara temizlenmeli, temizlenmeli. Kutlamak için arıyorlardır. Duydular söyleneceğini. Tamam Ayfer, şaka yapıyorum. Alo. Aa, merhaba. Burada. Vereyim bir saniye. Gülizar. Kim? Nasıl geçti mahkeme? Sen miydin? Pek iyi sayılmaz. Yoksa mahkeme Zeynep'i babasına mı verdi? Aynı durum devam ediyor. Cezmi boşanmaktan vazgeçti. Vaz mı geçti? Neden? Şimdi konuşamam. Sonra anlatırım. Üzülme sen. Her şey yoluna girer. Seni sevdiğimi unutma. Hoşça kal. Ne oldu? Kötü haber mi? Kötü. Yok mi? Önemli değil. Şampiyon oldu.
Galatasaray'da Avrupa'da şampiyon olmuştun. Ne haber? Ne haber? İyi. Ay. Ben bir sandalye alayım. Ne oldu mahkeme? Sonuçlanmadı. Sonuçlanmadı mı? Niye? Anlatırız. Kiraz içeride mi? Yo. Nereye gitti peki? Ne demek nereye gitti? Sizinle beraberdi. Ne diyorsun Sider? Kiraz döneli çok oldu. Niye döndü ki? Sana bakmak için. Eve hiç gelmedim yani. Niye bıraktınız? Ya başına bir hal geldiyse? Nereye gidersin Kiraz? Yalnız bırakmayacaktık. Hep bizim suçumuz. Ne oldu? Kiraz. Eve dönmemiş. Yaşamasam daha iyi. Hadi bitir artık. Bir şey mi oldu? Yoksa Kiraz'a mı? Hayır, komiserim bir dolanın dedi. Hı. Temkinli olmak lazım. Hı. O kızın abisiyle babası tahliye oldular. Haberiniz olsun istedik. Bizi anlamaz mısın Kiraz? Kaçtın sen. Düğünü bırakıp kaçtın. Gelin önüne. O adamla o evde nasıl yaşardım? Bunu mu layık gördünüz bana? Babam yaşında bir adam. Mahpustan çıkmış bu kıza başka türlü düğün dernek ederler miydi? Suç işledim de mi girdim içeri? Benim suçum muydu? Sen girseydin kolay çıkabilir miydin? Sırf sen içeri girme diye. Seni aramazlar sanırım. Ne fark eder ki? Senin suçun. Senin yerine ben çektim cezayı. Günahını ben ödedim. Hala ödüyorum. Bari sen karşı duraydın. Bacım daha üzülmesin diyeydin. Bari sen karşı duraydın. Dinletebildin mi? Babamın sözüne karşı mı durulur? Söz bir kere çıkar onun ağzından. Önemi yok artık. Ben haklı olsam, sen haklı olsan ne yazar? Bırak bunları. Yapman gereken neyse onu yap. Boynunu götüren tek kişiyim. Bak. Bakamıyorsun yüzüme. Durma hadi. Hadi. Korkuyor musun? Bitsin bu iş. Yeter artık. Bilirsin. Özümden ötesin. Bilirim. Beni Fırat'ın sularından çıkardın bir kez. Kurtarmadın sen. Fırat canımı aldı beni. Ama ben yapmak zorundayım. Töre bu. Elden ne gelir? Doğru. Töre. Yapma Kiraz. Töreyi ben mi koydum? Ben mi yazdım bu yazgıyı? Bu tetiği töre çekecek. Ben değil. Bekletme o zaman. Beni suçlamıyorsun değil mi? Hayır abi. Kimsenin suçu yok. Ne babam ne sen. Yapmak zorundayım. Yapmak zorundasın. Suçlu ben değilim. Suçlu sen değilsin. Başka oldu yok. Başka yolu yok. Haydi. Aydın.
La 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 la